Kenan Bey bir bey sizi görmek istiyor. Buyursun. Buyurun efendim, sizi bekliyor. Buyurun. Arzunuz nedir? Demek sensin ha? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Anlayamayacağınızı biliyordum. Evli bir kadını baştan çıkaran, bir yuvanın yıkılmasına sebep olan, her şerefsiz erkek gibi korkan, riyakarın biri olacağını tahmin etmiştim zaten. Rica ederim kendinize gelin. Kendime gelmem için seni gebertmem lazım. Geberteceğim seni. Köpek gibi geberteceğim seni. Maalesef dövüşemeyecek biriyle karşı karşıyasınız. Körüm ben! İmkansız! Nasıl olur? İmkansız olan ne? Kör olmam mı? Yoksa... Hayır! Karımdan bahsediyorum ben! Selma'dan! Selma'dan mı? Evet! Maksadınızı anladım. Mesele sizin düşündüğünüz gibi değil. Karınız... Ücret karşılığı haftada iki gün piyano dersi verir bana. Bu işi evin ihtiyaçlarına yardım, biraz da bana faydalı olmak için yaptığını söylemişti. Çalıştığından sizin haberiniz olmadığını, öğrendiğiniz takdirde bunu gurur meselesi yapacağınızı ve asla müsaade etmeyeceğinizi anlattı. Son gelişinde ise... ...genç bir kadının bekar bir erkeğin evine girip çıkmasındaki mahsurlardan bahsetti. Bunu daha evvel düşünemediği için özür diledi. Müsaadenizle çalışmaya son veriyorum dedi. Dünyanın en bahtiyar insanı olmalısınız. Çünkü eşsiz bir karınız var beyefendi. O günden sonra bu korkunç hatamı tamir etmek için durmadan karımı aradım. Onu bulmak... Ayaklarına kapanıp af dilemek istiyordum, ama olmadı. Bütün aramalarım, gayretlerim boşa gitti. Ümitsizdim. Aynı ümitsizliği hayatı boyunca hissetmemesi için... ...kızıma annesinin öldüğünü söyledim. Kenan, karımdan kalan bir hatıra oldu bana. Birkaç sene sonra güç bir ameliyat neticesi gözleri açıldı. Bana ve kızıma kuvvet veren en iyi aile dostumuz oldu. Suçlusun. Haklısınız. Namuslu bir kadına en büyük darbe, onun sadakatinden şüphe etmektir oğlum. Şimdi ne yapmak niyetindesin? Eve götüreceğim onu. Yıllardır çektiği acıyı unutturmaya çalışacağım. Mesut edeceğim onu. Kızım uzun seneler ölmüş bir annenin hatırasıyla yaşadı. Her zaman ana kokusuna, ana kucağına hasret kaldı. Bütün bunlara bir son vereceğim. Dikkat et dostum, durum zannettiğin kadar basit değil. Karşınızda nihayet bir çocuk var. Annesinin öldüğüne inanmış, hatırasına bağlanmış bir çocuk. Hakikati birdenbire öğrendiği zaman ruhi bir sarsıntı geçirebilir. Keşke annesinin öldüğünü söylemeseydin ona. Mecburdum. Beni affet sevgilim. Kaderinde öz kızına üvey anne olmak da varmış. Üvey anne mi? Evet, üvey anne. En güzel çare bu. Zeynep onu tanıdıkça, sevdikçe hakikati söylemek kolaylaşacak. Belki de günün birinde her şey kendi kendine hallolacak. İleride bir gün seni muhakkak sevecek. Bunu biliyorum üvey anne. Üvey anne! Düşün dadı, bir üvey anne getiriyormuş bana. Nasıl yapar bunu? Annemin yerini hiç kimsenin alamayacağını, onun gibi hiç kimseyi sevemeyeceğimi bilmiyor mu? Bak yavrum, üzülmekte haklısın ama... ...unutma ki baban da nihayet bir erkek. Her erkin bir kadına ihtiyacı var. Olmaz olsun. Demek onun için bir ay İzmir'de kaldı, beni bile unuttu.
Böyle konuşma yavrum. Konuşacağım. Her çocuğun da bir anneye ihtiyacı vardır ama öz annesine. O kadını hiçbir zaman sevmeyeceğim, nefret edeceğim ondan. Annemin yerini almasına müsaade etmeyeceğim. Babamla evlendiğine, bu eve geldiğine pişman edeceğim onu. Unutma ki sen bir sokak kızı değilsin. Senin için değişik ve güç bir hayat başlıyor. Ne kadar akıllı, gururlu bir kız olduğunu ispat etmelisin. Benden hiç ayrılma ne olur. Onunla yalnız bırakma beni. Asla, seni asla terk etmeyeceğim yavrum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Şey, kendisi... Nasıl? Beğendiniz mi? Çok güzel. Hayatta yaptığım iki şeyle iftihar ederim. Bir piyano çalmak, ikincisi de yaptığım resimlerle. Tebrik ederim. Çok güzel yapmışsınız. Teşekkür ederim. Kendisi salonda sizi bekliyor. Selma? Selma! Uçağımız 2 saat sonra kalkıyor. Birkaç saat sonra evimizde olacağız artık. Ona ne söyleyeceğimize karar verdin mi? Evet. Çok eskiden tanışıyorduk, tekrar karşılaştık ve evlendik. Çok acı. İnanılmayacak kadar acı. Yıllarca hasretini çektiğim yavrumun yanına üvey anne olarak gidiyorum. Buna sebep sensin. Selma! Rica ederim bırak da sana her şeyi bütün teferruatıyla anlatayım. Anlatacak hiçbir şey yok. O günler benim için öldü. Aramızda hiçbir hissi bağ kalmadı artık. Fakat kendimi sana affettirmek istiyorum. Boşu boşuna yoruluyorsun. Şunu iyice bil. Ne yaparsan yap, senden nefret edeceğim. Ölünceye kadar affetmeyeceğim seni. Kızımı senin elinden almak için her çareye başvuracağım. Sen de yıllarca yalnız yaşamanın, ıstırap içinde kalmanın acısını duyacaksın. Sevilen bir insanın özleminin ne demek olduğunu öğreneceksin. Bunu ben de biliyorum. Bilemezsin. Kızımdan başka hiçbir kuvvet beni o eve götüremezdi. Seninle niçin geldiğimi anladın. Bir şeyi daha anlamanı istiyorum. Hakikati öğrenince Zeynep de benim kadar nefret edecek senden. Biliyorum. Çok iyi biliyorum bunu. Artık gidebilirsin. Havaalanında buluşuruz. Sana ihtiyacım yok. Yalnız kalmak istiyorum.